Ben Azerbaycan'da elçi beyle para var. Sovyetlere eşim de para var. Sovyetlere karşı mücadele vermiş, kadın hareketin lideri olmuşum. Önce gizli teşkilatta, sonra 88. yılda meydanlara çıkmışız, mücadele vermişim. 20 Ocak 1990'da Rus tankları Azerbaycan'a girdiğinde herkesi sokakta öldürüyorlardı, sokağa çıkmak yasakıydı. Buna rağmen ben bir psikoloji biliyordum ki biz Türkler kadını çocuğu öne bırakmarız. Mesela Filistin'de çocuklar taş atar. Yahut PKK'da ya kadınlar öne çıkar ya çocuklar. Ama bu Türk milletinde yoktur. Bu nedenle ben 5000 bayana rehber olarak Rus tankların karşısına çıktım. Neden çıktım? Bildim ki insanlar duyanda ki kadınlar çıkıptı Rus tankların karşısında. Hiçbir kişi evde saklanmaz. Herkes çıkar. Böyle de yaptık. 5000 bayan çıktık. Bahtiyar Babzada beni kucakladı. Yavrum çıkma inan. Allah rahmet eylesin ona buradan söylüyorum. Çıkma, sizi bunların gavurların gözleri kanla dolmuş, sizi öldürecekler. Dedim olsun, biz zaten dedim Sovyetlere karşı mücadele verende biliyorduk ki bizi öldürecekler. Ve biz çıktık, 5000 bayan oldukça Ruslar korktu bizi, Gorbaçov emir verdi vurmayın. Ama önce hazırlaşmıştılar bizi öldürmeye, hastahaneler de hastaları çıkarmışlar ki bizi yaralılar oraya koysunlar. Ve insanlar, evde saklanan insanlar, duyanda ki kadınlar çıkmış, 1 milyondan çok insan sokağa çıkmış. Yani sonradan da bana Elçi Bey tarafından Devlet Bakanlığı teklif olundu. Yalnız o zaman Ermeniler bize hücum ediyordular. Bu nedenle ben orada askeri kadın taburu kurdum. Ve Ermenilere karşı kadınlarımızla beraber savaştık. Ben doçent olarak, neden doçent? Ben Moskva'da doktorumu yaptım. Yalnız Sovyetler zamanı profesör olmak için profesörlüğümü de yaptım. Mutlaka Komünist Partisi'nin üyesi olmak lazımdı. Ben de komünizme karşı mücadele verdiğim için doçenttim. Burada da sözleşmeli olduğum için doçenttim. Benim biyografim biraz söyledim, biraz bazılar beni tanımıyorlar, tanısınlar. Şimdi bu kapların açılmasında esas her zaman 24 Nisan öncesi bir propagandalar olur. Türkiye ayağa kalkır. Acaba dünya sözde soykırımı tanıyacak, tanımayacak. Neden? Sadi Bey'le de biraz önce konuştuk. Biz hazırlıksız her şeyi yakalıyoruz. Yani bizim kitaplarımızda Ermenilerin bize karşı yaptığı soykırım değil. Yani biz güya yapmışız. Dünya bunu söylüyor ama bizim kitaplarımızda hakikat yazılmıyor. Çocuklar da bilmiyor. Buradan giden çalışma için Avrupa'ya, Batı ülkelere, onlardan sonraki sözde soykırımı olmuş, belki de olmuş. Bilmiyorlar. Ona göre de mutlaka tarihimizi bilmemiz lazımdı. Geçmişini bilmeyen, geçmişini unutan milletin geleceği olmaz ve tarihini bilmeyen. Mutlaka bu konuda çalışmamız daha güzel olmalıydı. Gençleri yetiştirmeliyiz. Aslında biz baksak, ben biraz kısa da olsa bu Ermeni meselesine dokunacağım. Sonra sonuçta kapıların açılmasına dokunacağım. Aslında baksak Ermenistan devleti olmuyordur. Hiç zaman olmuyordur. 1723. yılda Rus çarı Kafkaslara savaşanda bütün Azerbaycan'ı, o bölgeleri işgal eder. Ve görüyor ki orada yalnız Müslümanlardı. Bunlar da tabi olmurlar. Bu nedenle diyor ki aralarına bir başka dini, başka milleti sokayım ve onları birbirine saldırın. Bu Deli Petro'nun sözüdür. Parçala idare et. Onun sözüdür. Bu nedenle birer birer başlıyorlar oraya Ermenileri yerleştirmeye. 1828. yılda Türkmençay Anlaşması. Türkmençay Anlaşması ne demektir? İran'la Rusya bizim Azerbaycan toprakları için savaşıyor. Ve 1828. yılda anlaşma yapılır. Kuzey Irak, Kuzey İran, Kuzey Azerbaycan, Irak, İran hepsi karıştı. Kuzey Azerbaycan Rus işgal altına girir, Güney Azerbaycan İran işgal altına girir. Ve Kuzey Azerbaycan Rus işgaline girenden sonra hemen Erivan vilayeti yapılır. Önce hanlıklar idi. Bakın.
Karabağ Hanlığı, Erevan, Revan siz diyorsunuz. Biz Erevan Hanlığı diyoruz. Şamahı, Quba Hanlıklar. Bunlar hepsi hanlıklarıydı. 1828. yılda hemen Revan Guberniyası, vilayeti yapıyorlar. Ve yavaş yavaş 1826-1828'den yıllarında dünyanın her yerine, özellikle Türkiye'den 84 bin Ermeni köçedir. İran'dan 40 bin Ermeni ve Suriye'den bütün ülkelerden yavaş yavaş oralara Ermeniler yerleştirmeye başlıyor. Hatta Rus yazarları bile bunu yazıyorlar ki 1 milyon 300 Ermeni içinde 300 milyon yani Erevan'da 300 milyon Ermeni var idi. 300 bin Ermeni vardı. 1 milyon ise Azerbaycanlılar vardı. Başka yani başka millet orada yaşamırdı. Bir Azerbaycanlılar. Yani böyle etaplarla baksak görüyorum ki bunların büyük bir programı var. Özellikle neden bizim gözlerini dikmişler bizim topraklara? Yanlış bizim toprak değil. Aynı zamanda Gürcistan'da Ahakalaki 1944. yılında biliyorsunuz ki Alaska Türklerini oradan sürgün ettiler. Orada Stalin'in, Mikoyan'ın rehberliği altında kimler yerleştirildi? Oraya Ermeniler yerleştirildi. Şimdi Gürcülere de büyük bir problemdi o Ermeniler. Ermeniler Büyük Ermenistan kurmak için 1890. yılda hele Taşnakutun Partisi kurdu. Ve bu Taşnakutun Partisi'nin esas amacı Güney Doğu, yani Türkiye'nin Güney Doğu'daki toprakları, Azerbaycan'ın ta Nahçıvan'dan tutmuş Gence'ye kadar toprakları, bir de Gürcistan'daki o Ahakalaki bölgesini işgal edip ve onu Büyük Ermenistan kurmak. Onlar yavaş yavaş, etap etap bu meseleye gelmekte. Ve biliyorsunuz ki Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da bizim idi. Karabağ'da hepsi bizim vilayetlerimiz idi, hanlıklarıydı. Sonradan kararla bu Dağlık Karabağ adı altında Ermeniler bir vilayet gibi, özel cumhuriyet gibi orada yaşamaya başlıyorlar çoğunlukla. 1920. yılda, biliyorsunuz hele ben onu da kısa söyleyeyim. 1918. yılda Azerbaycan'da bir demokratik cumhuriyet kurulur. Mehmet Emin Resulzade'nin rehberliği altında. 1918. yılda. Ve o zaman bu merkez başkent Bakü'de olmuyor. Gence'de. Daha bir 5 saat aralıda. Neden bu Bakü'de olmuyor? Bakın. Çünkü orada İngilizlerin desteğiyle, Rusların desteğiyle Ermeniler soykırım yapmaktadır. Birçok Azerbaycan Türklerini öldürdüler. Ben yine de size söylüyorum, geçen defa da ben televizyonda da konuşma yaptım. Yalnız Azerbaycan Türkleri değil, Kürtleri de öldürdüler. Çok yanlış, mecliste bazı bu milletvekilleri çok yanlış söylüyorlar ki oradaki Kürtleri öldürmediler, öldürdüler. Benim kadın taburumda birçok kadın vardı. Kürt kızlarımız vardı. Çok şehit olan vardı. Ben soruyorum, acaba bugün Ermenistan'da bir Kürt var mıdır? Yoktu. Yezidi Kürtler var. Müslüman Kürtleri yoktu. Acaba orada bir Türk var mıdır? Elbette ki yoktu. Şimdi bu 1918. yılda Cumhuriyet kurulandan sonra Azerbaycan'da Bakü'de yerleştirilmeyince, Gence'de bu başkent olandan sonra ne yapıyorlar? Ermeniler öldürmeye başlıyor. Tekçe Bakü'de 30 bin Azerbaycan Türk'ünü öldürdüler Ermeniler. Quba bölgesinde, birden de güzel bir şey size söyleyeceğim. Quba bölgesinde de Azerbaycan Türkleriyle yanaşı Yahudileri de öldürdüler. Bilmiyorum sizin bilginiz var ya yok. Bugün İsrail reddediftir. Şeyi, Ermeniler bir sözde soykırımı tanımak için İsrail reddediptir. Neden reddediptir? Bakın, İsrail şeyle Yahudilerle tutmuyor hiç zaman Ermenilerin düşünceleri. Ermeniler 1918. yılda Quba bölgesinde Azerbaycan Türkleriyle yanaşı birçok Yahudin de öldürdüler. Hatta ben bunu
konuşmalarımı da yaptım, teşekkür de ettim. Hatta İlham Aliyev 2 yıl bundan önce orada bir anıt yaptı. Ermenilerin Yahudileri öldürmeyi. Ben bunu Genelkurmay'ın bazı toplantılara sarımen katılıyorum. Bunu da konuşan da şunu söyledi. Dedim ki düşmanımın düşmanı benim dostum. Aslında bunu gündeme getirmek lazımdır. Ve çok zaman da mesela Amerika'da Yahudi lobisi sözde soykırım tanımına karşı çıkıyor Ermenilere. Ve bugün de öyle oldu. Onlar reddettiler bu sözde soykırımı tasarısını. Şimdi ikinci bölgede mesela 1942 yılda da Ermeniler Ermeni taburu kurdular Almanya'da. Yine de Yahudilere karşı. Bunları hep bilinçli her yerde ben söylüyorum ve elimde belge var. Bunu mutlaka biz gündeme getirmeliyiz. 18. yılda bu alanda Mehmet Emin Rasulzade'nin hükümeti Osmanlı Devlet'e müracaat ediyor ve Osmanlı Devlet bize ordu gönderir. Ama Osmanlı ordusu olarak gönderemiyor. Neden? Çünkü o zaman Almanya'da müttefik idi. Bu nedenle Kafkas İslam Ordusu adı altında Azerbaycan'a bu ordu girir. Bu ordu girir Gence'ye. Ve ben size bir şey de söyleyeyim. Son zamanlar 2 yılda böyle gündemdedir, çırpınırdı Karadeniz, güya Ermenilerindir. Hatta bazı milletçiler utanırım da demeye. Diyorlar olabilir, ismini de çekmeyeceğim. Hatta diyorlar olabilir, bilmedikleri için. Çırpınırdı Karadeniz nedir? Çırpınırdı Karadeniz, Selam Türk'ün bayrağının adı. Bunu 1918. yılda Ahmet Cevat yazıp, Azerbaycan şairi. Ahmet Cevat nasıl yazıp, bu bir dua kimidir? Türk ordusu, Kafkas İslam ordusu Azerbaycan'a girdiğinde Gence'ye, insanlar o toprağı öpür, bağrına basır. Diyor ki vefalı Türk geldi yine, Selam Türk'ün bayrağına. Yani bir selam söylüyor, bir duadır. Ve musikisini de yazan Üzeyir Hacıbeyli'di. 1937. yılda Ahmet Cevat'ı panturancist olarak kurşuna dizip öldürürler. Neden? Çünkü bu şiirleri yazdığı için. Ve o zaman Kafkas İslam ordusu bizi Ermenilerden kurtarır. Yalnız bizi değil, İran'daki o Tebriz'e yakın olan Hoy ve başka Urmiye taraflarında da yaşayan Azerbaycan Türkleri de başta Andronik adlı bir katliam yapmakta olan bir Ermeni taşnak bütün oradaki yaşayan Hoy köyünü bir gecede 5000 insanı yakarak öldürüyorlar. Yani bunu kurtarır yalnız bizi değil Osmanlı ordusu aynı zamanda oradaki yaşayan Azerbaycan Türklerini de kurtarır. Ve böylelikle 18-20. yıla kadar biz bize destek olur. Sonra Osmanlı ordusu çıkandan sonra yine de 1920. yılda Nerimanov rehberliği altında yine de Ermeniler üsyan edilir ve bizi devredirler. 11. Rus Kızıl Ordusu bizi işgal eder. Ve 1920. yılda hemen işgal olunan kimi Ermenistan'a Zengizur verilir. Bu tampon bölgesi var, Nakçıvan'la birleştiren Azerbaycan'ı. O Zengizur bölgesi Ermenistan'a verilir, Zengizur. Evet, verilir, onlara bahşiş edilir. Neriman Nerimanov'un imzasıyla verilir. Ve Sovyet Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulur. Bakın, yalnız o zaman kurulur. Ondan önce hiçbir Ermenistan bilen bir şey olmuyor. Ve böylelikle yavaş yavaş dünyanın her yerinden Ermeniler köç edilir Azerbaycan topraklarına. Ve biliyorsunuz en büyük Asala terör örgütü burada 35 diplomatı, bunları herhalde büyükelçimiz söyleyecek ama benim amacım nedir? Burada benim söylemekte o maksadım var ki bunlar Ermeniler terörist grupları kururlar ve terörist grupların esas amaç Türkiye'den korkutarak Türkiye'den toprak almak. Ve 1985. yılda Gorbaçov iktidara geldiğinden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Komünist Partisi'nin başına Mikhail Gorbaçov geldiğinden sonra Ermeniler 3. Kongre, 3. Dünya Ermeni Kongresini yapıyorlar ve karar alırlar. Karar esas amaçları Asalan'ı durdurup, terörü durdurup
ve yönetmek Ermenistan'a. Azerbaycan'dan o Karabağ'ı, Ermeniler yaşadığı o bölgeleri Ermenistan'a birleştirmek için. Ve birçok Asala grubu geçir Ermenistan'a ve orada terörler başlanır. 1988. yıldan bütün Azerbaycanlara karşı terör başlanır. Ve 1989. yılda Ermenistan'da yaşayan bütün Azerbaycan Türkleri oradan kovulur. Ve kovuldukça da orada aynı zamanda da Azerbaycan'da bir provokasyon yapıyorlar. Sumgayit, yarım saat Bakü'den yakın olan. Provokasyon yapıyorlar. Kendi Ermeni KKB'si Ermeni öldürür. Güya ki Azerbaycan Türkleri onu öldürür. Ve bu nedenle Rus tankları 20 Ocak'ta 90. yılda Azerbaycan'a girilmez. Bu bunların meksetleri. Ve girdikçe biz de Azerbaycan Halk Harekatı başlıyor. Karabağ üzerinde başlıyor ki Karabağ bizimdi, biz vermedik. Moskva'da tanımış Ermeni yazarları Silva Kaputik'ten Zori Balayan karar alırlar, Garbaçov'a veriyorlar ki Karabağ mutlaka verilmelidir Ermenistan'a. En büyük Rusya'da yaşayan büyük Agambeykan ekonomist olarak, iktisatçı, o da kararı verir Garbaçov'a ki bütün iktisadi bakışına baksak Karabağ daha Ermenistan'a yakındı, neyinki Azerbaycan'a. Böylelikle Karabağ'da da savaşlar başlıyor. Bizim açık size söyleyeyim, ne ordumuz var, ne silahımız var. Hatta bizim elimizde av silahları aldılar. Ordumuz da yok. Sovyetler zamanı bizim bilimizi, dinimizi, milli kimliğimizi yasakladılar. Camilerimizi kapattılar, ezan sesini susturdular. Özellikle Türk gelmesini yasakladılar. Gene de Müslüman diyebilirdik, yine bizi parçalamak için. Sen Şiisin, sen Sünnisin. Bu da bilinci şimdi Batı Trakya'da, ben yeni geldim, aynı oradadır. Mesela diyebilirler Müslüman azınlıklar ama diyemiyorlar Türk. Onu diyemiyorlar. Şimdi o nedenle biz, gene de size söylüyorum, yıllarca bir hasretle yaşamışız ki Türkiye'miz var. Bakın ben bunu neye getiriyorum? Bize menevi destek sizler vermişsiniz. Siz bilmeye vermişsiniz. Evet, yine de söylüyorum, 18. yılda bir defa bizi kurtardınız, birçok defa oldu. Ama orada mesela sizde de 1915. yılda bu Van'dır, Erciş'tir, o bölgelerdeki Ruslar işgal edir, Kars'tır işgal edir, Ermeniler de burada Türkleri katliam yapan zamanı Azerbaycan'da 1905. yılda bir dernek kurulur. O zaman dernek demirdiler, cemiyet kurulur. İslami yardım cemiyeti. Bu çok önemliydi, buna dikkat edin. Ve bu cemiyet aydınlardan, nasıl siz aydın insanlardan ve zenginlerden ibaret olur. Onlar yardım edirler ve getirirler bu Kars'a, Van'a, bu bölgelerde o fakir insanlara dağıtıyorlar. Hatta Ermeniler bunlara karşı provokasyon yapır, bunlar hemen dağıtıyorlar. Ve 1915. yılda Van'dan birçok yerlerden o çocuklar ki babasız, annesiz kalır, bu adamlar götürüyorlar orada ya yetimhanelere koyuyorlar veyahut çok aileler onları evlatlık edilir. Ben, misal olarak benim annem de Erciş'tendir. Van'ın Erciş'indendir. Çok İyi bir ailenin sonradan buldum ben. Akrabalarım Çavuşoğlu'nu buldum. Ve Çavuşoğlu akrabamdır. Sonradan ben bu Van'da konuşma yapan da Yusuf Halacoğlu ile konuşma yapan da o zaman ben buldum. Ve o zaman annem küçük olur. Onun babası çok değerli insan olduğu için ona efendi demişler. Ama ilk olarak bütün onları öldürdüler. Erkekleri, kadın ve çocukları camiye koydular, yakmak istediler ama Ruslar izin vermedi. Ruslar bir taraftan dir, bizde diyorlar tavşana kaç dir, o bir taraftan dir kazmadı. Yani öyle bir roldaydı. Sonradan hemen bu cemiyetin adamları annemi de birçok çocukları da Nahçıvan'a götürüyorlar. Ve çok enteresan, Nahçıvan'da da bir aile, bu cemiyetin üyesi olan bir albay benim anneme evlatlık eder. Ve büyüdür, Türk olduğu için büyüdür. Ve o sonradan Enver Paşa Samarkand'da savaşanda Bolşeviklere karşı, bu hemen cemiyette destek verir Enver Paşa'ya. Ve inandırım sizi, Enver Paşa'nı arkadan Ermeniler öldürür. Acaba neden?
Çünkü Enver Paşa Nuri Paşa'nı göndermiştir. 1918. yılda Türk ordusu, Kafkas İslam ordusu bize gelende başında Nuri Paşa vardı. Nuri Paşa da Enver Paşa'nın akrabasıydı. Kardeşi. Küçük kardeşi. Çok gençken gelmişti. Akrabası bilirdi daha iyi. Ve bu nedenle Ermeniler bunu unutmurlar. Ermeniler çok hafızaları çok güçlü. Ve orada Enver Paşa'nı arkadan öldürüyor. Ben bu küçücük bu şeyi söyledim size evet. Ki bilginiz tarihçesini söyledim. Ve Dağlık Karabağ'dan da başlıyorlar birel birel bizim insanlarımızı öldürmeye, kovmaya. Özellikle Hocalı faciasını siz de biliyorsunuz. Hocalı bir soykırımdır. Ben size söyleyeyim, 20. yüzyılın evvellerinde sözde diyen büyük devletler, sözde soykırım diyen büyük devletler, 20. yüzyılın sonunda bütün dünya göz önünde Azerbaycan'da bir Hocalı katliamı, soykırımı yapılmaktadır. Ve şu anda %20 topraklarımız işgal altında. 1 milyon toprağımı 25-26'ya geçen gece 1992. yılda Rus alayı orada yerleştirilmişti. 366 Rus alayıyla beraber Ermeniler bize hücum edir. Orada yaşayan sivil insanlarımızı öldürmeye başlıyorlar. Bunlar vandalistler. Şimdi erkek erkeğiyle savaşabilir ama evde bir kadın, kadının kafasını kesirler, kadın hamle kadının karnını yırtırlar, çocuğu çıkarırlar, yaşlı dedelerin derilerini koparırlar. Bu mende hem film var, CD'si var, aynı zamanda da resimler var bununla bağlı. Bunları yapıyorlar. Yani bu çok vehşi bir harekattır. Ve Hocalı'dan şimdi bir taraftan bizim başımızda da o zaman Muttalibov dururdu. Rusya'nın getirdiği önce Komünist Partisi'nin başkanıydı. Sonra Cumhurbaşkanı Ruslar koydu onu. O da 3 gün gizletti. Aynı günü beni Karabağ'dan aradılar ki hocam, Hocalı'da soykırım oldu. İnsanlarımızı öldürdüler. Ama bu demiyor. Dünya da bilmir, Azerbaycan da bilmir ki böyle bir facia, böyle bir soykırım oldu. Biz gönderdik oraya bir helikopter ve orada bir televizyoncu gitti oranı çekti. Ve o çekenden sonra getirdik, bana tabut getirdiler. Kafası kesilen çocukların tabutunu getirdiler. Ben, Eniz Bey beni çok iyi tanır Azerbaycan'da biraz... Militan gibiydik, mücadele verirdik. Elon burada biraz sosyete bayana benziyorum. Ama orada komutan idim, çizmeli falan koşturuyordum. Şimdi o çocukların tabutunu götürdük ve kadınlar yürüyüş yaptık Cumhurbaşkanı binasına Muttalibov'un. Ben ona dedim, bak dedim, bu tabutun, bu çocukların ahı seni tutacaktır. Sen Ruslara hizmet edebilirsin. Sonuçta bu senin memleketin. Sen bunu karar ver, bugünlere açıklama yap. Yapmasan seni biz buradan yok edelim. Ve akşam açıklama yaptı ki doğrudan da böyle bir katliam oldu. Ondan sonra dünya biliyor. Yani kendi düşmanımız içindedir. Ve Hocalı faciası Azerbaycan tarihinde en ağır bir faciadır. Ve Hocalı faciasından sonra birel birel Dağlık Karabağ'dan başladılar bizimkileri Azerbaycan Türklerini kovmaya, öldürmeye. Yine de dünya susmaktaydı. Yine de söylüyorum, Sovyetler zamanı mesela bizim arkadaşlarımız giden de askerliğe onlara silah vermediler. Ya mutfakta çalıştırdılar evlatlarımızı. Neden? Kaç dakikam var? 20. Aa, onu da konuşurum, yani de tez konuşurum. Yani demek istiyorum ki orada askerliğe giden de onlara eğitim vermiyordular, askeri eğitim. Neden? Bir de silah eline alabilirler, öğrenebilirler. Mutfakta çalıştırırlar. Ona göre de bu Ermenilere karşı biz halk harekatında Azerbaycan Halk Cephesi kuruldu ve başına Elçi Bey geçti. Ve Azerbaycan Halk Harekatı'nın adamları, bütün bölgelerde olan başkanlar kendi taburlar kurmaya başladılar ve Ermenilere karşı savaşmaya başladılar. Sağ olsun Türkiye bize destek veriyordu. Arada bir maddi menevi destek vermekteydi. Çok zaman buradan gençler geliyordu ki Karabağ'da savaşan ama Elçi Bey izin vermirdi. Diyordu ki ben Türkiye'yi zor duruma sokmak istemem. Bir Türk'ü Ermeniler öldürse dünyanın herkese ayağa kaldırırlar ki Türkler Karabağ'da savaşıyorlar Ermenilere karşı. Ona göre biz izin vermiyorduk. Ama maddi manevi bir yalnız bizi tanıyan, bize destek veren Türkiye olmuştur. Allah razı olsun sizlerden. Ve böyle bir
Son 1993. yılda size söyledim ki Kelbecer işgal altına, ondan önce kadınlarımız savaşıyordu Ermenilere karşı, gidip onlara yemekler pişiriyordu. Kaç defa ben Ermeniler ablukaya aldı. Bir kere gittim, bir Rus bayan çekiyordu. Ben de değişmek istiyordum. Benim bayanlarım şehit olmuştu. Ben onlar da istedim, onların bayanların meyitlerini götürüm, onlara da Ermenileri vereyim. Onlar da çok şey yani, kurnaz, iyi bir insan değiller. Hemen beni ablukaya aldılar. Ben de arabadaydım. Ben de neyiniz bebilir, elimde patlayıcıyla gezerdim. El bombası. El bombası. Yani çıktım dedim size de, şimdi siz de ben de para var gideriz. Korktular. Ben oturdum, sonra onlar arkadan vurdular, araba açtı falan oldu. Allah koruyan da Allah koruyor. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Zaten biz Sovyetlerde karşı mücadele verende kefeni boynumuza bağlayıp mücadele vermişiz. Bir an düşünün ki Sovyetlerde çıkanda evden mutlaka ya araba kazasında olacak, ya iğne vuracaklar, öldürecekler. Biz evde çocuklarla görüşüp gelirdik ki bir de dönmeyebilirdik. Yani birkaç defa böyle bir Ermeniler bize karşı yaptı. Ama buna rağmen ben gördüm ki doğrudan da dünya susmaktadır. Ve biraz da bizim insanlarımızı aktif duruma getirmek için ben kadın taburu kurdum. Ve Ermenilere karşı birçok kadınlarımız şehit oldu, savaştık. Bizim kadınlarımız, bilmiyorum, son zamanlar biraz belki de başka cür düşünebilirsiniz. Kötü aramıza provokasyonlar girebilir. Ama kadınlarımız Ermenilerin eline düşmemek için kendilerini dağdan atıyordular. Çünkü Ermeniler onlara şerefine, namusuna çok dokunurdular. Yani biri var ki sen onu alarsan öldürürsün ama şerefine dokunduğu için. Ve biz kadınlarımızla böyle bir para var mücadele verdik Ermenilere karşı. Ve sonuçta biliyorsunuz ki yine de 1918. yılda da böyle bir hareket oldu. Ermeniler başladı isyanlar elemeye ve 20. yılda Azerbaycan bir daha da işgal oldu. Şimdi yine de başlandı Kelbecer, o biz biliyorduk ki bize karşı öyle bir derbe olacaktı. Çünkü aynı senaryoyla Ruslar bunu yapmaktaydı. Ve ben Elçi Bey'in yanındaydım. Elçi Bey'e meclis başkanı o zaman İsa Gamber aradı ve dedi, Sayın Cumhurbaşkanım, Rus ordusu Azerbaycan'dan son Rus ordusu çıkarıldı. Bu Nisan ayındaydı. Son askeri, Rus ordusunun son askeri çıkarıldı. Elçi Bey'in gözünden yaş aktı. Ben de ona dedim, Bey, çok seviniyorsun ki Rus ordusunu çıkarttın. Bu kahramanlıktı, bakın. İlk biz çıkarttık. O hele Gürcistan hele de kendine gelemiyor. O bir ülkelerde Rus ordusunu ne zorluklarla çıkarttı. Dedim ama bir de Bakı Ceyhan Petrol Boru'nun imzası Haziran ayında olmalıydı. Sana derbe olacak. Ruslar sana bağışlamaz. Dedi olsun. Benim için iki şey önemliydi. Bir, Rus ordusu çıksa diye benim kendi ordumu kuracağım. Türkler bana destek verecek ve ordu kuracağız. İki, Rus ordusu Türkiye'deki sınırında Rus ordusu durmayacak, Rus askeri. Duracak Azerbaycan Türkleri. Bu nedenle PKK ve teröristler Türkiye'ye geçemez. İki, Bakı Ceyhan Petrol Boru benim esas amacım oldu ki Türk milleti çok güçlüydü, kahramanlık, ordusu da güçlüydü. Yalnız petrolü yoktu, iktisadet durumu zordu. Bu nedenle Bakı Ceyhan Petrol Boru olursa, Türkiye'nin üzerinden geçirse ve faiz daha fazla vermişti Elçi Bey, o zaman Türkiye güçlü olur. Ve biz bile bile ki bize derbe olacaktı, biz bunu yaptık. Ve buna rağmen bizim birçok Elçi Bey'in zamanında bir Kelbecer bölgesi, Elçi Bey derbe olandan sonra fırsattan Ermeniler istifade ederek oranın altı büyük bölgesinde işgal ettiler ve şu anda %20 toprağımız işgal altında. Bu son, ama öncesi Zengizur'u, hele onları ben demiyorum. Şimdi bu son günlerde de bir gündeme, onu da söyleyeyim, 1993. yılda Kelbecer işgal olundan sonra Türkiye karar alır ki sınır kapıları kapatmak. Ermenistan'la sınır kapıları kapatıyor. Ve o zaman biz Rus ordusunu çıkardığından sonra Türkiye
Azerbaycan ordusuna NATO çerçevesinde eğitim vermektedir. Şu ana kadar da sağ olsun vermektedir. Şimdi bu birkaç defa gündeme gelmişti. Başbakan onda Mesut Yılmaz Bey idi. Aha Dandican Bey de Türk dünyasından sorumlu devlet bakanıydı. Ben onunla görüştüm. O bana dedi, evet Avrupa çok mecbur edir. Belki de Mesut Başbakan açabilir kapıları. Ben gittim Mesut Bey'in yanına ve görüştüm onunla. Biraz bizimkiler şov etti son zamanlar. Bu şovları sevmiyorum. Bu işler şovla olmaz. Oturup masaya elini vuracaksın, konuşacaksın. Ve ben konuştum. Mesut Yılmaz dedi ki, biliyor musun o Kars'tır, Iğdır'dır. Bu bölgede durum öyledi ki mutlaka kapılar açılsa iktisadi durumları düzelebilir. Ben de dedim, Sayın Başbakanım, Ermenilerin ne iktisadi var? Ne yeraltı kaynakları var, ne yerüstü. Size daha zararlı olacaktı. Gelip sizde çalışacaklar. Ama dedim, siz neyi kaybedersiniz? Azerbaycan halkının sevgisini. O yıllarca bir insanların ruhunda, şuurunda, kafasında bir Türk sevgisi var. Ha bizi mesela Elçi Bey'le biz gizli radyo tutardık. Kıbrıs'ı, Türk ordusu girende Kıbrıs'a. Elçi Bey, ben ağladık, sarıldık ki bak Türk ordusu kardeşlerini kurtardı. Zaman geleceği bizi de kurtaracak. Bu bize güç vermekte her zaman. Ve dedim ki siz de bunu yapsanız onda o insanları kaybedersiniz. Mesut Yılmaz da doğrudan da dedi, öyledirse açılmayacak. O zaman da açılmadı. Ben Türkeş Bey'in de danışmanıydım. Türk dünyasından sorumlu. Ben Azerbaycan'da halk harekatında olduğum için halk cephesinde MHP'li değildim. Ve Türkeş Bey'le beraber gittik Kars'a. Orada Nevruz Bayramı'nı kutlayacaktık. Son gidişiydi, Allah rahmet eylesin. Ve oraya gittiğimizde şey var idi, onun basından müşaviri var idi. Yok yok, o değildi, ondan önceydi. Suver dedi. Hakan Suver. Hakan Suver ona bir şey hazırladı. Mene dedi, başbakan geçsen bir oku. Okudum, gördüm orada yazılır ki Kars'ın durumu ağırdır. Mutlak sınır kapılar açılmalıdır. Sınır kapılar açılmalıdır. Ben geldim başbakan'a dedim, Sayın Başbakan, bu siz bunu söyleseniz kim başbakan bunu söylerse insanlar deli olur Azerbaycan halkı. Dedi, ne yazılmış dedim bu. Çağırdı. Çağırdı onu. Şimdi başbakan bunu orada okusaydı, bakmasaydı, bakın ne olabilirdi. Ve çıkarttı. Şimdi arada bir Hakan Süver geliyor Azerbaycan'a, güya ki dostluk ne bileyim ne. Ya bunlar var, tarih var bunların. Ben bunları şahidim hepsine. Ve o zaman da böyle. Şimdi de son zamanlar gene de bu gündeme geldi. Ve ben Bakü'deydim. Bakın, ben Bakü'deydim. Ve beraber 33 milletvekili gitmeliydi Kars'tan. Bir an düşünün ki karayolla Kars'tan gidiyorsun, avtomatik olarak kapılar açılır. Orada Karabağ gazileri beni aradı. Dedi ki, hanım hoca, biz Türk Büyükelçiliğin karşına bir siyah çelen koyacağız. Dedim ya, siz benim meydimin yani çeynip geçersiniz. İktidarlar gelip gider. Siz nasıl yapabilirsiniz ya bunu dedim. Bunu Ruslar seviner, İran seviner, Avrupa seviner. Şükür Allah'a ki Türkiye'nin Azerbaycan düşman oldu. Dedim katiyen. Benim sözüm hele de geçerlidir orada. Ben aradım Başbakanlığı, müsteşarlığı, Hakan Fidan'ın müsteşar yardımcısı sağ olsun, cep telefonu var. Dedim ki bakın, amandır, dikkatli olun çünkü vaziyet çok ağırdır. O dedi, ben iletirim ve akşam beni aradı ki televizyonu dinle. Başbakan televizyonda konuşma yaptı. Dedi ki 33 milletvekilinin birisi de gitmeyecektir. Yasakladı gitmeyi. Bu çok iyi oldu. Neden? Çünkü kapılar avtomatik olarak açılmadı. Yoksa açılacaktı kapılar. Şimdi de Gül gitti, Cumhurbaşkanı gitti, Dışişler Bakanı gitti, maça gittiler. Bakın, bu kapıların açılmasında hiç olmasa siz karar alın ki Ermeniler bu Sovyetler dağılandan sonra yasalarına ne koymuşlar?
onların Büyük Ermenistan haritasından olan güneydoğudaki olan topraklar onların yasaların içindedir. Çoğunlukla bunu çıkartsınlar. Ararat Dağı onların yasaların içindedir. Ağrı Dağı onlar Ararat vermişler. Ararat Dağı. Yani bunların hepsini hiç olmasa bir şey koyun. Yani sözde soykırımı geri götürsün. Ama hiç ne olmadan siz Karabağ'ı boş verin helalik. Hiç olmasa öz işlerinize. Ona göre de Ermeniler mesela Koçaryan eski cumhurbaşkanı Asalı'yla beraber en büyük orada çöl komutanlığı bir komutanlık yaratmıştı ve başında o dururdu. Ve bu nedenle Karabağ meselesine göre geldi Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi Sarkisyan da, Nalbandyan da bunların hepsi Karabağlı. Azerbaycan topraktaki olan Karabağ'da savaşmışlar bir güya bizim toprağımızı işgal etmişler. Şimdi de Ermenistan'da başında duran Ermeniler onu istemiyor. Aslında Ermenistan'da yaşayan Ermeniler ne Karabağ istiyor ne savaş istiyor. Açtılar. Bunun iki taşnaklar dışarıda yaşayan taşnaklar. Çok para kazanıyorlar bu yolda. Ve bugün de yine de size söylüyorum, bu Ermeni meselesinde benim düşüncem budur ki İlham Aliyev de yanlış yaptı. Ben doğrunu söyleyen kişi. İlham Aliyev gelmeliydi buraya, görüşmeliydi ve elini vurmalıydı ki kardeşim olmaz, biz kardeş diyoruz. Siz neden kapattınız bu kapıları 93. yılda? Karabağ'a göre. Karabağ bir şey oldu ki siz bu kapıları açırsınız. Hiç olmazsa Ermeniler bir kısmından çekilsin veyahut desin ki çekiliyorum. Yoksa öyle bile biz kapını açırız. Dünyada biz hürmetten düşeriz. Açık size söyleyeyim. Bu nedenle İlham Aliyev hemen Moskova'ya gitti. Ben ona da karşıyım. Bir bayanlar grup bayan geldi. Ona da karşıyım. Yalvarmış gibi toprakla gelmiş ki ay canım kapıları açmıyor. Burada yalvarmak, ağlama, sızınlama olmaz. Oturup konuşacaksın, elini masaya koyacaksın. Veyahut petrolün fiyatı yükselir. Ben ona da karşıyım. Ama şimdi bir yumuşalma vardır. İnşallah benim düşüncem odur ki kapılar açılmaz. Biraz da beklediler. Belki de şov kimi yapmak istediler ki Amerika bak sen sözde soykırımı yapıyorsun. Kapıları açmak istiyorsun ama Azerbaycan ayağa kalkmış. Bu da olabilir. Ama bu şovda en çok eziyet çeken halktır. En çok insanlar kalbi kırılabilir. Onlar bilmiyorlar ki bu yukarıda oturanların kafasında ne var. Halka demiyorlar ki, açıklamıyorlar ki. Bu nedenle gene de gündemde bu mesele var ama şimdi Başbakan Azerbaycan'a geliyor. Ve ben düşüncem oldu ki kapılar şu anda açılmaz. Şu anda kapılar açılmaz ve biliyorsunuz ki Obama'da açıklaması Ermenice konuştu. Obama'ya da destekleyen Ermeni lobisi olurdu. Özellikle taşnaklar olurdu orada yaşayan. Ve açıklamasında buna benzer bir şey olubdur ki güya sözde soykırım meselesi. Zaten Fransa sözde soykırımı tanıyordu. Ben hemen Azerbaycan'a gittim. Ben size inandırım ki siyah çelen koydu Fransa Büyükelçinin karşısına. Ve şunu dedi, Türkiye sen yalnız değilsin. Türk dünyası senin yanında. Bütün halk cephesi, bütün musavat, bütün partiler oraya çelen koydular siyah. Niye? Türkiye'yi desteklemek için. Şimdi onları kırmak olmaz. Bu nedenle ben düşünüyorum ki şu anda kapılar helalik açılmaz. Benim düşüncem odur. Ve oradan da buraya Milli Savunma Bakanımız geldi. Görüşmeler oldu ve buradan da şimdi Başbakan oraya gelir. Oradan da Soçi'de ayın 16'sında Putin'le görüşülecektir. Zaten Moskva'yla görüşüp ne yapacak? Zaten Ermenilerin arkasında kim durur? Moskva durur. Ruslar durur. Ruslar olmasa şu anda 2 milyon var ya yok Ermeni. Onları biz kendi elimizde boğarız. Ama onların arkasında Ruslar durur. Hem gruplar Ruslar Ermenistan'ı hem de savaşı onlar edinler. Baktım bitti mi hemen? Evet. Kaç dakikam var yoksa yok? Bir dakikam var. Bir dakikam var. Bir dakikam var. Ben bir şey de size söyleyeyim. Bu ben çok beğendiğim için diyorum. 6 Haziran 2008 İstanbul'da ben ordu evinde genelkurmayın toplantısı var idi. Beni de davet etmişler. Birkaç bilim adamları o cümleden beni de bu Ermeni meselesine göre ben orada arada bir konferans veriyorum. Orada birçok ülkelerden gelen var idi. Japonya'dan, Çin'den,
Aynı zamanda Bush'un Condoleezza Rice'ın danışmanları falanlar var idi. Şimdi Bush'un danışmanı konuşuyor, profesördü kendisi. Konuşma yapıyor, hep diyor Müslüman Türkiye, böyle müracaat ediyor. Sonra diyor ki İran'la Türkiye birbirini sevmez. İran Şii'dir, Türkiye Sünni'dir, buna yönelir. Sonra şeyde konuşma yapıyor, Çinli de diyor ki Orta Asya yanımızdadır bizim. Yazık Türk kelimesi yoktu. Haradadı bu Türkler? Yoktur. Bekledim kimden sese çıksın. Askerler orada diye belki de siviller de konuşmuyor, askerler de konuşmuyor. Eski Genelkurmay, şimdiki Genelkurmay Başkanı hepsi oradaydı. Ben konuştum. Dedim ben size bir şey demek istiyorum Bush'un danışmanına. Neden siz Müslüman Türkiye diyorsunuz? Türkiye Devleti'nin bir ismi var. Türkiye Cumhuriyeti. Diyor musunuz Hristiyan Rusya? Diyor musunuz Katolik Almanya? Demiyorsunuz. Aa paşalar bir almışlar. Doğrudan da siz niye buna yönelik veriyorsunuz? Sonra diyorsunuz ki İran Şii'dir, Türkiye Sünni'dir. Ama unuttunuz ki İran'da 35 milyon Türk var. Onların 30 milyonu Azerbaycan Türkleridir. 5 milyon ise başka Türk soydan olan Türklerdir. Ve dedim ki nerede Türk var? Hepsi Türkiye'nin yanında. Diyorsunuz Orta Asya, Çinli'ye de diyorum. Orta Asya yanımızdadır. Hayır. Orta Asya Türklerin yanındadır. Bu nedenle doğrudan da biz kendi gücümüzü bilmiyoruz Türkiye olarak. Stratejik ve jeopolitik olarak Türkiye, Türk dünyasında ve İslam dünyasının tek lider devleti. Keşke biz kendi gücümüzü bilsek. İşgal altında yaşamayan kimse, özgürlüğün ne olduğunu bizden iyi bilemez. Ve orada yaşayan insanlar sizi o kadar güçlü bilir ki Türkiye'mizi. Doğrudan da ileride. Her türlü manevi destek, maddi destek vermeye de hazırdılar. Sonra da dedim ki neden dedim, bak 20. yüzyılın evvellerinde sözde soykırım diyen büyük devletler, 20. yılın sonunda bütün dünya gözü önünde siz susmaktasınız. AGİK grubu var, Minsk grubu var. Orada dedim kimler var? Orada Fransızlar var, Amerikanlar var, Ruslar var. Zaten Ruslar Ermenilere destek veren, Fransızlar zaten Ermeniden olan, Amerika da zaten destek vermekte. Neden Türkiye yoktur? Dedim bak Türkiye olsa mutlaka barış orada siz duymadınız. Genelkurmay'ın toplantısında İstanbul'a katılmıştım. Orta Doğu'da barış. Dedim ama yıllarca bir Karabağ'da kan akır. Önce barışı saklayın, kanı durdurun, ondan sonra buradan konuşalım. Yani demek istiyorum ki oradan da 16 ile yakındır ki Karabağ meselesi çözülmüyor. Aslında baksan 2 milyon bir Ermeni'ye karşı. Bugün de bu kapılar açılsa doğrudan da yanlış olur ama benim düşüncem olur ki kapılar açılmayacaktır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İşin içinde yaşanmış birisi olarak duygularıyla birlikte bir tarih kesitinde mesajı bilgiler verdi. Ve kanaat olarak da bütün bu tartışmalara rağmen sınır açılmayacak diye bir tespitte bulundu. Tabii inşallah atacağız. Şimdi söz sırası değerli büyükelçimiz Turan Moral Bey'le. Buyurun. Sağ olun Sayın Başkan. Hazırladınız. Ben tabii Hanım Halil Ova'yı dinlerken kafamda tasarladığım konuşmayı şöyle bir harmanlamak ihtiyacını duydum. Çünkü önemli bütün boyutlara değindi. Çok da yüreğimize inen, içimize işleyen ifadelerde bulundu. Ben büyükelçiyim ama emekli büyükelçiyim, bir defa onu söyleyeyim. Emekli monşerler dönüyor. Başbakanımızın ifadesi. Ben Azerbaycan dünyasının hem kuzeyinde hem güneyinde görev yaptım. Tahran'da büyükelçilik yaptım. Bakü'de büyükelçilik yaptım. Dolayısıyla kuzey ve güney Azerbaycan kavramının her iki boyutunu da birebir yaşadım.
Ve şunu üzülerek müşahede ettim. Hakikaten Azerbaycan Türkleri şanssız bir kavim. Güneydekiler Pehlevi hanedanının Farsileştirme politikasına hedef olmuşlar. Ama nasıl gaddar bir şekilde? Türkçe konuşan ilkokul çocuklarını kafasına eşek kulağı geçirip, boynuna yular takıp sınıfın köşesinde cezalı ayakta tutarmış o zaman kimciğim. Buna rağmen kimliğini korudu. İran'da biz bunun bilincine varamadık uzun süre. Yani İran konusundaki şeylerimiz, rahatsızlıklarımız vesaire bize işte Humeyni devrimini ihraç ediyorlar, onu yapıyor, bunu yapıyor. O gibi endişelerle İran'da 30 milyon civarında Azeri Türk'ü olduğunun bilincinden uzaklaştık. Onlara ilaveten Horasan'da gene 1-2 milyon Türkoman olduğunu unuttuk. Kaşkay Türkleri, Afşar Türkleri olduğunu unuttuk. Farsi nüfusun Azeri nüfusla belki başa baş, fakat toplam Türk nüfusun altında olduğu gerçeğini gözlerden uzak tuttuk. Ve İran'ı ve monolitik bir düşman gibi gördüğümüz dönemler oldu. Şimdi ondan uzaklaştık. Kuzey Azerbaycan'da nesiller boyu Ruslaştırma politikasının hedefi halindeydi. Ona rağmen kimliğini korudu, benliğini korudu. Onun için hem şanssız hem de takdir edilmesi gereken bir toplum Azerbaycan Türkleri. Gelen iki parlamenter hanımınızın çıkışlarını ben yadırgamadım. Memnun da oldum. Çünkü Türkiye'nin bazı gerçekleri daha iyi öğrenmesi lazım. Tarihi iyi bilmesi lazım. Biz tarihini iyi bilen bir toplum olmaktan uzaklaşıyoruz. Günlük mücadeleler içerisinde zaten insanların ekmek, endişelerinden başka şeylere ayıracak vakitleri de pek kalmıyor ama birilerinin de bunu yapması lazım. Onun için çok önemli bir işlev yerine getirdiler bence. Ve üstelik Türkiye Türkçesiyle oradaki kardeşlerimizin bizim nasıl kan kardeşimiz olduğunu hatırlatan bir üslupla, bir içerikle bir takım şeylerin altını vurguladılar, çizdiler. Ben şunu söyleyeyim. Yani büyükelçiyim falan ama bu toplantıya gelirken Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüşmedim. Bilinçli olarak görüşmedim. Çünkü zaten yani bunu ortaya açılacak konular varsa yol planı nedir falan bu zaten yapılırdı. Yapılmadığına göre ben konunun dışında kalmayı tercih ettim. Ve kendi izlenimlerim, kendi muhakeme biçimimle söyleyebileceklerimi size arz edeceğim bugün. Bu Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine geçmezden önce Azerbaycan-Ermeni ilişkileri konusunda da ben de birkaç hususun altını çizeyim. Yani bu aslında çok boyutlu bir ilişki. Siyasi boyutu var, ideolojik boyutu var, ekonomik boyutu var. Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde. Siyasi boyutu dipsiz koyu. Yani kimin eli kimin cebinde anlamak çok güç. Çünkü bu Azerbaycan ve Ermenistan ilişkisi değil. Bu büyük güçlerin, emperyalist güçlerin at oynattığı bir nüfuz mücadelesi alanı. Ve tarihte de hep böyle olmuş. Dolayısıyla iki ülke kendi sorunlarını kendi aralarında halletme durum noktasına hiçbir zaman bırakılmamış, getirilmemiş. Daima başka etkiler işin içinde olmuş. Bu etkilerin, dış etkilerin başında da tabii Rus etkisi var. Rusya, Çarlık Rusyası'ndan başlamış, sonra Sovyet döneminde devam etmiş. 1828 Türkmen Çayı Anlaşması bence o bir milattır. Çarlık Rusyası'nın Müslüman bir coğrafyada Hristiyan bir devlet yaratma stratejisinin başlangıç noktasıdır. Ondan sonra da devam etmiştir.
Belki bir noktada beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Çünkü Ermenistan aslında Doğu Anadolu'da kurulmak isteniyordu. Bunun Kafkaslara belli uzantıları olacaktı. Fakat Kemalist ihtilal buna izin vermedi. Ve 1915 tehcirleri bir yerde faturayı Azerbaycan'a çıkardı. Çünkü göç eden nüfusun, yani Ermenistan'da sonunda dönüp dolaşıp yerleştirilen nüfusun bir kısmı da Anadolu'dan tehcir edilen Ermenilerdi. Bunu Azeri kardeşlerimiz çok kibarca hiç dile getirmezler. Bu konuda hiçbir sitemde bulunmazlar. Fakat bu da tarihi bir gerçektir. Ve bugün ya bu Azerbaycan'ın ipoteğinden kurtulmak lazım diyen bir takım çevreler bu açıdan en azından bari bir sorumluluğumuzu hatırlamalarında fayda var. Neticede Rusya istediğini yaptı. Ve orada, o coğrafyada Ermenistan devletini kurdu. Burada ben biraz Filistin-İsrail, Arap-İsrail ilişkileriyle paralellikler seziyorum. Orada da bilindiği gibi Müslüman bir coğrafyada Judaizm, Hristiyanlığın temsilcisi bir devlet yaratıldı. Diasporadan nüfus geldi. Bu devlet bir yerde mazlum rolünü, rol demeyeyim canım. Hakikaten Yahudiler çok mazlum duruma düştüler. Doğru. Bunun telafisi içinde bir çaba vardı. Şimdi Ermeniler de aynı mazlum rolde oynamaya çalışıyorlar. Ve dünya burada Ermeni devletinin kurulmasına müsamaha eden Azeri nüfusunun, Azerbaycanlı Türk nüfusunun etnik temizlik politikasına tabi olmasına göz yuman, el altından teşvik eden Batı dünyası bu gerçekleri görmezden geliyor. Bu tabii üzücü bir şey. Fakat iş orada da kalmadı. Rusya'nın oradaki ayak oyunlarını dengelemek için İngiliz'i, Fransız'ı mukabil ayak oyunlarına başladı. Sonra Amerika devreye girdi. Ve bugün Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı Minsk grubu denilen bir komedinin elde bırakılmıştır. Kuzu kurt, 3 tane kurda emanet edilmiştir. Yalnız ben haklı olarak söylediği gibi. Üçü de Ermeni diasporasının etkisinde. Birisi üstelik tarihi perspektif içinde Ermenistan'ı desteklemiş. Ve bunlar göğe buna çözüm bulacaklar. Ve ben bu çözüm, bu Minsk grubunun temaslarına Bakü'deki Büyükelçiliğim döneminde doğrudan en azından bilgi edinmek açısından detaylar oluyordu. Ve hakikaten işin ne kadar yutturmaca olduğunu görürdü. Zaman zaman, daha önce biliyorsunuz o Minsk grubu 11 ülkeden falan oldu. Türkiye'de öyleydi. İşin içinden o zaman da çıkamadılar. Neticede Rusya daimi başkan, ona bir de rotasyona tabi eş başkan mekanizması kuruldu. İlk iki eş başkan Norveç ve Finlandiya'ydı. Bunlar tabi Nordik ülkeler konusunda bir onların hakkaniyet duygusu, tarafsızlığı vesaire onun bir saygınlıkları vardı. Onun için belki iyi bir çözümdü ama Rusya meydanı tamamen boş buldu o zaman. İki eş başkanından birisi daimi eş başkan Rusya. Onun üzerine bu değişik mekanizmaya geçildi. Rusya'nın etkisini dengelemek için Amerika girdi, Fransa girdi falan filan. Fransa zaman zaman bir takım çabalarda bulundu ama bu çabalar derde deva değil. Çünkü ortada çok ciddi bir gerçek var. Ermenistan, Azerbaycan'dan aldığı toprakları bırakmak niyetinde değil. Azerbaycan da bunu silah gücüyle bunu değiştirmek konumunda değil. İlâ nihayet tartışılabilecek bir çok zor bir konu. Ve bu gerçeği nasıl değiştirirsiniz? Şimdi bu Minsk grubu çerçevesinde Azerbaycan ortaya gayet hukuk Azerbaycan'ın yanında. Uluslararası hukuk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 4'üydü, şimdi 5 tane oldu, kararı var. Azerbaycan'ın işgal ettiği toprakların çekilmesi. Uluslararası hukuk kaideleri var.
sınırların güç kullanımıyla değiştirilmeyeceği, ülkelerin toprak bütünlüğü meselesi, etnik temizliğe izin verilmeyeceği meselesi vesaire. Yani hukuki ve ahlaki bakımdan Azerbaycan üst düzeyde. Öbür taraftan belki yeterince hesaplanmamış bir gelişme, Azerbaycan'ın Batı'nın enerji güvenliği konusunda kilit bir ülke haline gelmiş olması. Şimdi bu zamanda bu akıl edilmemişti belki. Hesaplar yanlış çıktı. Bunun bir takım sonuçları var. Bir, yani kolay kolay artık Azerbaycan'ı karşına alıp böyle üvey evlat muamelesi yapmak, itmek, kalkmak mümkün değil. Herkes oturup uzun vadeli kendi menfaatlerini daha dikkatli şekilde tespit etmek durumunda. İkincisi, Azerbaycan güçleniyor. Azerbaycan'ın bugün devlet gelirleri katlandı. Azerbaycan silahlı kuvvetlere, silahlı kuvvetlerin yapılanmasına, lojistik silah ihtiyacının karşılanmasına ayıracak yeni imkanlar buluyor. Ve her şeyden önemlisi, demin dediğim, yani ülkeler Azerbaycan'ı uzun vadeli menfaatleri açısından tercih edilir bir muhatap olarak görüyorlar. Üçüncüsü, Azerbaycan uluslararası önemde bir takım projelere sahiplenebilmek, o projeleri gündeme getirebilmek, izleyebilmek, sonuçlandırabilmek, tek başına değil tabii. Bunu yapabilecek bir konuma geldi ve bu projelerin hepsi Ermenistan'ı bypass ediyor. Devre dışı bırakıyor. Yani Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı öyle, doğalgaz boru hattı öyle, demiryolu hattı öyle, uluslararası forumlarda Azerbaycan'ın saygınlığı artmış durumda. Bütün bunlara karşısında ve belki dördüncüsü, Azerbaycan bugün Ermenistan'a çok önemli menfaat perspektifleri önerebilecek konumda. Ve bunu yapıyor Azerbaycan. Arkadaş diyor, iyi komşu ol, ben seni ihya ederim. Ben seni bu içinde bulunduğun parya toplum düzeyinden alır, 21. yüzyıla taşırım diyor. Ve bunu Türkiye ile birlikte yaparız diyor. Keşke bunu yapabilsek. Keşke Ermenistan gerçek menfaatin nerede olduğunu anlayabilse. Fakat anlayamıyor çünkü ideolojik bir saplantı içerisindeler. Ve maalesef bu ideolojik saplantıya hayatlarını adamış olan bir kadro iktidarda. Ve Ermenistan'da, Ermenistan dedim değil mi? Evet, tamam. Ve Ermenistan'da demokrasi işlemiyor. Batılılar onun bunun ensesinde boza pişirirler. Demokrasi, demokrasi diye. Burada her türlü seçim hilesi olur. Meclis baskını ölür. Başbakan ve 8 tane üst düzey yetkili öldürülür. Terpetrosyan baskılar altında, ki Terpetrosyan biraz daha ılımlıydı, evet, daha yapıcıydı vesaire. Ümit vardı en azından. İstifaya mecbur bırakılır vesaire. Herkes havaya bakıp ıslık çalıyor. Ve Ermenistan halkı daha farklı bir tercih yapabilecek ise dahi, bu tercihi yapabilecek demokratik ortamı bulamıyor. Bunlar tabii şanssızlıklar. Bir yerde açmaz yaratıyorlar. Fakat ortada da bir gerçek var. İşte hanımefendi açıkça ortaya koydu. Yani o eskiden mevcut olan ideolojik dengesizlik artık dengelenmiştir. Yani Azerbaycan ideolojik bir toplum değildi. Ermeni toplumu her zaman ideolojik oldu. Ya belli bir tarihten beri. Şimdi artık Azerbaycan da ideolojik bir toplum haline geldi. Bakın yanında onların şeyi var. İlk ve orta öğretimde okullarda kullanılan okul kitabı. Burada bir takım şeyler var. Haritalar var. Tarihi gayet güzel anlatmışlar. Bakın. Karabağ Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı, Gence Hanlığı, Şamahı Hanlığı diye çocuklara ilkokulda bu öğretiliyor. Bunlar Azerbaycan hanlıklarıydı deniyor. Bunlar Azerbaycan toprağıydı deniyor.
gene şurada var. İrevan Hanlığı, Makvanlığı, Nahçıvan Hanlığı, yani Ermenistan'ın kendisi de senin toprağındı. İlkokulda bu öğretiliyor çocuklara. Onun için artık orada da bir bilinçlenme, ideolojikleşme var. Bunun çaresi aklını başına toplamasıdır herkes. Maalesef işte Ermenistan'daki bu yönetim durumu çok vahim. Yani benim, ben Bağdat'ta da görev yaptım. Ermeni bir komşum var. Benim de çocuğum daha yeni, bebek 4 aylık falan. Bayılırdı ona, gelirdi, okşardı falan. Koharik'ti adı. Kocası da Mesrop. Ah kardeşim derdi. Biz ova Ermenileri değil derdi. Biz sizi severik derdi. Ama bizim daha Ermenileri vardı. Onlar gassaptır derdi. Aynen bunu yaşadı işte Azerbaycan ve Karabağ Azeri Türkleri. Şimdi Azerbaycan bu Minsk grubu çerçevesinde aslında çözüm için kabul edilebilmesi gereken şeyler önerdi. Aslında çözüm çok kolaydı. Terpetrosyan dönemine buna yaklaşılmıştı. Çözümün en kolay formülü, en kestirme formülü Azerbaycan'ı karadan Nahçıvan'a birleştirecek bir bölgeye karşılık, Karabağ'ı karadan Ermenistan'a birleştirecek bir karşılıklı arazi mübadelesi. Ve o noktaya bildiğim kadar bayağı yaklaşılmıştı. Fakat kim buna en başta engel oldu biliyor musunuz? İran. İran düşman yer. Çünkü İran Türk dünyasının böyle birleşmesini istemiyordu. Bir, Ermenistan'la kara hududunun ortadan kalkmasını istemiyordu. İki. Ve Rusya'da da aynı telden çalıyordu. Çünkü Rusya'da Türk dünyasının böyle birleşmesini istemiyordu. Rusya üstelik ihtilafın çözümünü de istemiyor. Çünkü ihtilaf çözülürse Azerbaycan üzerindeki bir pazarlık gücünü kaybedecek. Türk dünyası üzerindeki bir pazarlık gücünü kaybedecek. Aynı şey İran için de geçerli. İran'da şimdi ben hangi İran'dan bahsediyorum? Farsi İran'dan bahsediyorum. Azerbaycan İran'ından değil, Azeri İran'ından değil. Farsi İran, kuzeyde bir bağımsız Azerbaycan devleti doğmuş. Bu bir cazibe merkezi haline geliyor. Güney Azerbaycan'ın, İran Azerbaycan Azerileri açısından bir cazibe merkezi haline geliyor. Ve irredentist güdülerin canlanmasından endişe duyuyor bir. İkincisi her halükarda Türk dünyasının bu şekilde Azerbaycan ile Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden birleşmesini istemiyor. Onlar da şiddetle karşı çıktılar. Ve neticede o toprak değişimiyle çözüm imkanı ortadan kalktı. Onun yerine işte çeşitli arayışlar. Ermenistan kendine göre, çünkü Ermenistan'ın kararı şu. Ben ona kanaat getirdim. Ermenistan o Karabağ artı 7 rayondan bahsediyor. Şurada onun bir haritası var. Bunu Türk televizyonunda mümkün olduğu kadar çıkarın. Evet, evet. Şu mavi olan Azerbaycan'ın işgal edilmemiş bölgeleri. Kırmızı olan Karabağ, koyu yeşil olan Karabağ'ın etrafındaki işgal edilmiş topraklar. Azerbaycan toprakları. Azerbaycan toprakları. Açık yeşil de Ermenistan'ın kendisi. Şimdi Ermenistan'ın niyeti Karabağ'ı ve en azından Kelbeçer ve Laçin'in, yani şu iki Ermenistan'a birleşme konusunda bir stratejik bütünlük sağlayacak şekilde muhafaza ediyor. Bunu alıp kaçıracak. Derdi o. Şimdi Kelbeçer'in bir önemi daha var. Kelbeçer dünyanın en zengin altın madenlerinden birine sahip. Ermenistan orada bir de doğal kaynak peşinde. Şimdi iyi tamam, senin ekonomik şeylere ihtiyacın o zaman Azerbaycan'da büyük. Kardeşim sen kardeş şey ol, iyi komşu ol. Şu maceradan vazgeç. Ben sana o ekonomik imkanı sağlayacağım diyor. Bir yerde bunun bir kararına varmak lazım. Ve maalesef Azerbaycan topluluğu bunu kararına varabilecek yönetimi en azından noktada değil. Buna karşılık da Ermenistan diyor ki bu çözüm paket olsun. Yani işte hani nerelerden çıkacaksak böyle işte görüntüyü kurtarmak için beş oyunu sana vereyim ama ötekileri sonra hallederiz. Ama
Ama diyor, Karabağ'da referandum olur. Onu peşiyle kabul edeceksin. Bu referandum şimdiki demografik yapıyla olacak. Ya hiç Türk kalmamış, hepsi kaçmış. Üçüncüsü, bu referandum sadece Karabağ'da olacak. Azerbaycan da diyor ki, yok diyor, sen şu vereceğin reyonları bir ver. Karabağ'ın statüsü konusunu sonraya erteleriz. Bu arada kaçkınlar, göçkünler geri döner. Bir uluslararası ekonomik kalkınma programı geliştirilir. Kaynak yaratılır. Uluslararası toplum buna hazır. Buranın ekonomik düzeyini yükseltiriz. Ve önlerine bir iyi yaşam perspektifi koyarız. Ondan sonra o halka sorarız. Kardeşim sen ne istiyorsun? Azerbaycan egemenliğinde kalmaktan memnun musun? Yoksa başka maceralar? Ve diyor Azerbaycan, benim anayasam gereği ben bu referandumu Azerbaycan çapında yaparım. Sadece Karabağ'da değil. Şimdi bunlar tabii bağdaştırılmaz iki görüş. İki yaklaşım. Tek ümit muhtemelen Ermenistan'ın içine düştüğü sıkışıklık durumundan, tecrit durumundan kurtulma ihtiyacını hissetmesi. Dünyaya açılma ihtiyacını hissetmesi. Ve bu iradenin demokratik çerçevede yansıtılabilmesi. Türkiye'nin rolü ne olabilir burada? Şimdi demin değindim, yani Azerbaycan Ermenistan'ı köşeye sıkıştırdığını düşünüyor. Şimdi o çok önemli bir şey. Yani ümit Ermenistan'ın gelecek nesillere daha müreffeh, daha dünyayla barışmış, daha 21. yüzyıla taşınmış bir ülke devretmek bilincinin iradesini ortaya koyabilmesi için şimdiki sıkıntılarından ders alması lazım. Türkiye'nin sınırı açması. Ben oradayken Azerbaycan'la bunun şeyini yapmışlardı, ekonomik hesabını. Senede 5-6 milyar dolar imkan yaratmış olursunuz dediler Ermenistan'a. Iğdır'a, Bağdır'a, yanca o mühim değil yani. Önemli olan burada Ermenistan'a atılan can simidi. Ve şimdi sırası bu diyor Azerbaycan. Tam bu adam bir takım şeyleri görüyor. Önemli projelere dahil edilmiyor. Etrafında yeni bir dünya gelişiyor falan. Sen bu can simidini atacak mısın arkadaş? Kardeşliğe sağır mı diyor. Şimdi önemli bir şey diyor. Bunu düşünmek lazım. Ve bu sanırım yani neticede bu mecliste halledilecek bir şey. Yani böyle kapalı kapılar ardında halledilir mi bilmiyordum bu. Herhalde mecliste görüşülür falan. Bir oylama konusu olur düğme geliyor. Çünkü çok çok tarihi, çok önemli bir konu. Ben başta da söylediğim gibi yol haritası neydi falan onları pek bilmiyorum. Yalnız tabii bizim önemli üzerinde durduğumuz bir boyut var. O da bu soykırım iddiaları hikayesi. Yani her halükarda bizim bir önerimiz vardı. Sayın Başbakan'ın yaptığı bu tarihçiler komisyonu kurulması. Tarihçiler komisyonu kurulması önerisi. Tabii ideolojik Ermeni çevreleri zinhar katiyen buna yanaşmıyorlar. Ve yani o komisyona dahil olmaya kalkışabilecek akademisyenlerin de canını okurlar. Benim kişisel kanaatim böyle. Fakat diyelim ki kurulabildi vesaire. Bunun en azından kurulmuş olması, konuyu görüşüyor olması dahi uluslararası toplumda bir etki yaratır. Sonuca ulaşmaz. Yani karşıda bir irade varsa, iyi komşu olma iradesi bu mekanizmanın işlemesine izin verir. Yoksa o irade ama işte bir şey yapılabilir. Fakat tabii önemli olan niçin bu konu üzerinde duruyor? Yani Türkiye'de de görüş birliği yok. Bazı çevreler diyorlar ki ya bırakın koyuver gitsin ne olacak? Öyle kararlar çıkmış orada Patagonya'da filan. Şimdi işin iki boyutu var. Bir, 2015 yaklaşıyor. 2015, 1915'in 100. yıl dönümü. Ve Ermeni diasporası tam bir şey içerisinde, mobilizasyon içinde. Hedef 2015.
ve 2015'e kadar behemahal halletmek istedikleri şey Amerikan Kongresi. İmam ve cemaat meselesi çünkü. Yani Amerika bu işi, Amerikan Kongresi bunu tanırsa, adını koyarsa, o zaman siz cemaatin ne yapacağını düşünün. Ne olacağını ben şahsi tahminim olarak söyleyeyim. Bir takım işgüzar mahkemeler Amerika'da, Boston'daki bilmem icra hakimliği, Los Angeles'daki bilmem ne mahkemesi, oralarda tazminat davaları başlayacak. Ve o mahkemeler kazandırtacaktır. Ve Türk Hava Yolları'nın uçağına el konulacak. Mesela aklıma geliyor. Böyle olacak demiyorum ama ne yap? Türk gemilerine el konuyor. Tazminata mahsur halde. Olabilir. Olabilir. Yani işin böyle bilinmeyen boyutları var. Ve bu tabii bir rahatsız, ürküntü yaratıyor. İkincisi de yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu nesillerimizin atalarının jenosit yapmasıyla itham edilmesi falan var. Yenir yutulur bir şey değil. Çünkü ya o tartışmaları izliyorsunuz. Yani bu işlerin önemli bölümü şey abartma, saptırma vesaire. 2015 perspektifinde ne yapılabilir? İşte onun arayışı var. Bu arada yani Ermenistan'a biraz nasıl bir teşvik unsuru koyabilir miyiz önüne diye bir düşünce de var. Yani bir sırtını sıvazlarsak belki Azerbaycan konusunda daha olumlu yaklaşımlar benimseyebilir falan. Bu bilemiyorsunuz tabii hangisi de geçerli. Tam aksi de olabilir. Ermenistan'ın sırtını sıvazlayınca bunun istismarına da kalkışabilir. Büsbütün şey bağdaş bazlıklar içine girebilir. Zor bir karar. Zor bir karar ve bunun biraz önce işaret edildiğim şahsi kanaatim kapılı kapılar ardında nihai karara bağlanacak bir konu değil. Bu Türk toplumunu, Azerbaycan Türk'ü toplumunu tarihi bir şekilde, çok temel bir şekilde etkileyen bir noktadayız bir defa. Öyle bir noktadayız, kritik bir noktadayız. Ha 3-5 sene sonra sıkarsın dişini, o zaman şartlar değişir inşallah filan. Yani şu da önemli, biz bunun ihtiyacını Dışişleri Bakanlığı mensupları olarak hissettik. Ermenistan'la Türkiye arasında diplomatik temsilciliklerin olmasına ihtiyaç var. Yani benim Erivan'da büyükelçiliğim olabilmeli. Onlar da istiyorlarsa burada yapsınlar. Ama ben oradaki havayı teneffüs edebilmeliyim. Oradaki insanlarla konuşabilmeliyim. Oradaki durumu izleyebilmeliyim. Bu tabii tanıma zaten oldu. Ta 90'ların başında Ermenistan'da bağımsızlığı ilan edilince tanımıştık. Diplomatik ilişki Kelbeşer olayından sonra bunun sınırın kapanmasıyla birlikte askıya alındı, vazgeçildi. Fakat bu bir ihtiyaç. Fakat o da şu soruyu hatıra gelir. Ya senin sınırı tanımayan, senin toprak bütünlüğünü tanımayan, sana karşı uluslararası toplumu soykırımcılık iddialarıyla ayağa kaldırmaya çalışan bir ülkede diplomatik ilişki kurulur mu? Diyelim ki ya onları bu tarafı bırakın. Ben faydacılık peşindeyim. Buna ihtiyacım var, bunu kuralım. Zor, o da zor bir konu. Yani diğer boyutlardan soyutlayıp şöyle böyle siyasi diplomatik ilişkilerin kurulmasını sırf kendi değerleri içinde ele alabilir misiniz? Zor, bilmiyorum. Azerbaycan'daki tepki ne olur? Ya buradan son söyleyeceğim. Türkiye attığı her adımda Azerbaycanlı kardeşleriyle koordinasyonda bulunmalıdır. O, ya onları ikna edebilmelidir, ya onların kendisini ikna etmelerine imkan vermelidir. Aksi halde böyle kırgınlıklar oluyor vesaire. Bu da uygun değil tabii.